2008 yılında hacdan dönüyoruz. Bolu'da görevliyim. Hacı ablam hayattaysa onu anayım. E, Rabbim hayırlı ömürler versin bütün hacı adaylarımıza, hacılarımıza ve aziz milletimize. E, çok yorulmuşuz. Artık sabaha doğru geliyor. Uçaktayız. Hacı teyzem böyle e, ayaklarını da kemal edeple e, toparlamış. Koltuk biraz geniş, ön taraftayız. Elinde tesbihle habire ha bile tesbih çekiyor. Dedim ki ya Hacı teyze dinlen dedim bak şimdi Ankara tekrar Bolu'ya gideceğiz falan Yol zor bir yolculuk daha bizi bekliyor. Olur olur hocam ben dinlenirim e, biraz istirahat et dedim. Hocam senin verdiğin tesbihleri daha bitiremedim bugün eksik kaldı onları tamamlamaya çalışıyorum elhamdülüyor demişti. Elhamdülüyor. Hiç unutamam Allah razı olsun. Yani bunlar kalıcı hale gelmeli efendim ezkarımız evradımız tesbihatımız ahlakımız. İşte başta söyledik, bütün bunları adeta bir paket haline getirip ve ondan sonra, hacdan sonra hayatımızın her anı, her zamanı, her fırsatı Allah'ın ve Resulünün razı olduğu şekilde planlanmalı. Evet, hacı olduk elhamdülillah. Hacı ölmeyi Rabbim lütfeder inşallah deyip i̇nşallah. o dualarla yaşayacağız. Örnek bir Müslüman olacağız. Önce ahlak ve maneviye sahip olacağız hocam.